Sevgili dostlar, son fizik bükücü, fizik çözer, metin çözere, modern fizik kolye hoş geldiniz. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın dedikten sonra YKS Yüksek Öğretim Kurumları sınavı AYT deneme sınavı arkadaşlar. Biraz önce TYT'sini çözmüştük. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? AYT'sini çözüyoruz. Final eğitim kurumları. Finalle siz de kazanacaksınız. Biz de diyoruz ki arkadaşlar kazanın da neyle kazanırsanız kazanın tabii ki arkadaşlar. Final yılların tecrübesi arkadaşlar. Biz de bu tecrübenin içerisinde olarak sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz sevgili arkadaşlar. Büyük bir kurum, bu kurumla birlikte deneme sınavlarına devam diyoruz. Evet sevgili dostlar, unutmadan şöyle cevap anahtarımızı gösterelim. Gösterelim. Gösteriyorum. Evet. Evet sevgili arkadaşlar. Geldik birinci sorumuza. O noktasından düzlem aynaya bakan gözlemci saydam olmayan cisimlerden hangilerinin görüntülerini görebilir? Evet bakın saydam olmayan diyor sevgili arkadaşlar. Bu ne demek? Yani buradaki cisimler arkadaşlar birbirine bir engel teşkil etme durumu var. Arkadaşlar bu tür sorularda diyoruz ki mutlaka mutlaka gözün o noktasına bakıyoruz ya görüntüsünü alalım. Bakın görüş alanına baktığınızda arkadaşlar şu görüş alanı arkadaşlar 3'e 1. Bakın şuraya baktığınızda şuradan bir çizerseniz şuradan da arkadaşlar 1'e 3 gideceksiniz. 1'e 3 gittiğinizde S bunun dışında olacak sevgili arkadaşlar. Tabii ki biraz da yani böyle S'yi şunun altına çizmiş olsa tam ortasının olduğu belirtilmesi gerek arkadaşlar. Demek ki S değil. Bence bu anlamda bir hata var. S'leri eledim. Arkadaşlar bakın siz mesela aynaya baktığınızda sırtınızı görebilir misiniz? Hayır. O zaman T'yi de göremezsin kardeşim. T'yi de göremezsin. Eledim. Çok güzel. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın şu 2'ye 1 bakın 2'ye 1 ışın gönder. P'yi gördün tamam. P'yi gördün. Fakat bunun arkasındaki M'yi göremezsin. Zaten baktığımızda bunlarda M yok sevgili arkadaşlar. Şimdi şu tam bunun da ortasında olduğunu kabul ediyorum arkadaşlar. 2'ye yarım. 2'ye yarım. Bu da L'ye denk geldi. L'yi göremezsin. O halde cevabımız Adıyaman diyoruz. Bunlar arkadaşlar tam ortalarda olduğunu kabul ediyoruz sevgili dostlar. Ve geldik ikinci sorumuza. Karanlık bir ortamdaki kırmızı zemin üzerinde beyaz, yeşil, siyah renkteki renkleri kullanarak E harfi kullanılmıştır. Sevgili arkadaşlar, siyah nedir? Evet, siyah yeşil artı mavi. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar tabi burada sarı var. Sarı, kırmızı artı yeşil. Magenta'da kırmızı artı mavi. Diyor ki F harfini okuyabilmek için kırmızı. Şimdi arkadaşlar kırmızı gönderdiğimizde ne olacak arkadaşlar? Zemin kırmızı olacak. Siyah bakıyoruz. Kırmızı var mı? Hayır. İçindeki ışığı yansıtabilirsin. İçindeki rengi yansıtabilirsin. Yansıtmaz. Şuralar siyah, siyah. Yeşil de yansıtmaz arkadaşlar. Siyah. İşte beyaz her şeyi yansıtır. Her rengi yansıtır. Kırmızı, kırmızıyı da yansıtır. O halde arkadaşlar bu kırmızı, kırmızı olduğu için şu kısım görülmez. Ve E harfi, F harfi olarak okunur. O halde bir mutlaka olacak. Birin olmadığı zaten bir şık varmış. Eledik. İkiye bakıyoruz. Yeşil. Arkadaşlar beyaz yeşili de yansıtır. Kırmızı yeşili yansıtmadığı için zemin siyah. Bakın zemin siyah. Tamam. Siyah yeşili yansıtır. Yeşili yansıtır. Yeşil zaten yansıtır. Beyaz hepsini yansıtır. Dolayısıyla arkadaşlar E harfi olur. Siyah zemin üzerinde yeşil E harfi okunur. O halde 2 olmayacak. İçinin olmadıklarını
eledik. 3 kaldı. Siyan. Burası arkadaşlar siyan gönderdiğimizde efendime söyleyeyim siyan olur. Bu ne olur? Siyah olur tabii ki arkadaşlar. Bu da siyanı yansıtmayacağı için siyah olur. Bu da siyah yansıtacağı için arkadaşlar daha doğrusu beyaz hepsini yansıtır. Burada siyan. O zaman siyan. Ortası boş. Dolayısıyla arkadaşlar bu da C harfi gibi okunur. Yani bu da olmaz. Yalnız bir cevabımız Adıyaman. Evet sevgili arkadaşlar bu soruya biraz vatandaşlar kardeşlerimiz takılmış. Şimdi sebebini söyleyeceğim. Burada arkadaşlar düz aynanın hiçbir anlamı yok. Niye? Karanlık bir ortamda saydam olmayan X cismi düzlem ayna ve K ışık kaynağı perde önünde şekilde gibi yerleştirilmiştir. Buna göre perde üzerinde oluşan gölge aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar direkt kaynağın oluşturduğu gölge, kaynaktan gelen ışınların oluşturduğu gölge şu. Tamam. Şimdi arkadaşlar sınırları çizdim. Bunun yani kaynağın düzlem aynadaki görüntüsünü bulun ve bunu ikinci bir görüntü gibi, ikinci bir kaynak gibi alın. Evet. Kaynağın görüntüsü de arkadaşlar ikinci bir kaynak. Tamam. Şimdi buradan ışın, buradan çiziyorum. Kardeşim buradan ışın gelir mi? Aynayı kesmeden ışın gelemez. Bakın arkadaşlar buradan gelebilecek ışınlar şu bölgeyi aydınlatır arkadaşlar. Dolayısıyla da perdeye herhangi bir ışın gelmemekte cevabımız Edirne olmaktadır. Bakın şuradan bir ışın gönderin yansıtın. Şuradan bir ışın gönderin yansıtın. İşte arkadaşlar yansıyan ışınlar bunlar. Perdeye yansıyan ışın gelmiyor. Vatandaş buradan buraya ışın gönderiyor. Öyle bir şey olmaz sevgili arkadaşlar. Aman aman diyoruz. Şurada arkadaşlar bakın. Aynayı çizdim. Şurada görüş alanını belirttim. İşte bu arkadaşlar. Bu. Sen şuraya ışın gönderemezsin böyle. Şu arayı ancak aydınlatabilirsin. Evet bunu unutmayalım. Buna dikkat edelim. Şekildeki elektrik devresinde A amper metresinin gösterdiği değer kaç amperdir diye soruluyor. Sevgili arkadaşlar bakın şu gözde meydana gelen akım 30 bölü 10'dan 3. Evet. Bir de arkadaşlar şurada meydana gelen akım var. Bakın şurası arkadaşlar X, X, X. Burası Y. Atladık. Z, Z, Z. Düz yol. Arkadaşlar amper metre iç direnci 0 olduğu için üzerinden atlayıp her iki noktası aynı olan tek devre elemanı amper metre dedik. Görüldüğü gibi Y, Z, Y, Z paralel. Evet 12 ile 6 biri diğerinin iki katı ise büyüğün üçte biri ya da çarpımları bölü toplamları. Ne yaptı kardeşim? 4, 1 daha 5. Evet 30 bölü 5 ne yaptı? 6. Buraya gelen arkadaşlar 6 amperin ikisi buraya, 4'ü buraya. Evet şu 4 buradan geldi. Bakın şu 2 de geldi arkadaşlar buradan. Bakın 3 geldi. 2 de buradan geldi. 2, 3 daha 5. Arkadaşlar 5. Bakın buradan 5 geldi. 4 de buradan geldi. Arkadaşlar buradan geçen akım ise 9 olacak. 5 buradan geldi. 4 de buradan 9. Bizde ne istiyor? Amper metrenin gösterdiği akım. Cevabımız Balıkesir Bandırma diyoruz sevgili arkadaşlar. Ve hemen 5. sorumuza geçiyoruz. Sürtünmesiz yatay düzlem üzerinde durgun halden harekete geçen bir cismin konum zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre evet buna göre cismin 0-3 t aralığındaki momentum zaman. Arkadaşlar hız zaman grafiği ile momentum zaman grafiği şekil olarak aynıdır. Bu ne demek? Bunun hız zaman grafiğini çiz. Evet. Bu ne yapıyor? Bakın negatif yönde yavaşlıyor. Arkadaşlar şu eğim azalıyor. Sonra pozitif yönde hızlanıyor. Sonra pozitif yönde yavaşlıyor. Evet. Bakın negatif yönde yavaşladı, durdu. Pozitif yönde hızlandı. Sonra pozitif yönde arkadaşlar görüldüğü bakın hala pozitif yönde gidiyor. Yukarı doğru bak. Yukarı doğru, yukarı doğru, aşağı doğru. Negatif yönde, pozitif yönde, pozitif yönde. Evet. Ne yaptı? Yavaşladı, durdu. İşte arkadaşlar hız zaman grafiği bu.
Momentum zaman grafiği de bunun şekil olarak aynısı olacaktır. Şekil olarak aynısı olan kim var? Denizli diyoruz arkadaşlar. P eşittir M çarpı V'den. Kütle skaler pozitif bir değer olduğu için hız ile momentum vektörleri her zaman aynı yönlüdür. Bundan dolayı hız zaman grafiği ile momentum zaman grafiği şekil olarak aynıdır diyoruz. Birinci merceğin asal ekseninde paralel gelen K ışını merceklerden geçtikten sonra düzlem aynaya çarpıyor ve kendi üzerinden geri yansıyor. Buna göre ikinci merceğin odak uzaklığı kaç santimetredir? Sevgili arkadaşlar, bu aynaya gelen ışının kendi üzerinden yansıması için dik gelmesi gerek. Dik gelmesi için asal eksene paralel gelmesi gerek. Asal eksene paralel kırılması için odaktan geçmesi gerek. İşte arkadaşlar şu, bakın noktalar arası uzaklıklar eşit demiş. O zaman mecburen benzerlikten şunu çizdik. Arkadaşlar. Evet. Bu nokta, bu nokta. 10, 10, 45 derece, 45 derece, 45 derece. İşte arkadaşlar asal eksene paralel gelmeli. O zaman odak noktası bura. Noktalar arası uzaklık eşitse burası da 10. Cevabımız Balıkesir. Gayet basit bir soru oldu. Sürtünmesiz ortamdaki özdeş M kütleli cisimlerden oluşturulan sistemde yay 2 santim uzamış şekilde dengededir. Buna göre ip kesildiğinde A cisminin yapacağı basit harmonik hareketin periyodu kaç saniye olur? Vay maşallah. Evet. Özdeş M kütleli cisimler. Şimdi arkadaşlar şu MG'dir. Şu MG çarpı sinüs 53. Efendime söyleyeyim. MG sinüs 53. Sinüs 53 0.8 MG. G'yi 10 alırsak bu 8 M. Bu da 10 M oldu sevgili arkadaşlar. Bu yönde 10 M var. O halde dengenin şartını yazacak olursak arkadaşlar 10 M eşittir aşağı doğru 8M artı KX. X ne? 2 santim. 2 bölü 100 arkadaşlar. Buradan 2M eşittir. 2M eşittir. 2K bölü 100. Bakın zaten sadeleşecek olanlar sadeleşiyor. Buradan arkadaşlar M bölü K eşittir 1 bölü 100 mu? Niye M bölü K'yı buldum sevgili kardeşlerim? Çünkü bizden periyodu sormuş mu? Bakın şurada işlem yapalım. Periyodumuz T eşittir 2 pi kök M bölü K mı? M bölü K'yı arkadaşlar 1 bölü 100 bulduk mu? Evet. O da arkadaşlar pi'yi de 3 al derse 2 çarpı 3. Bu da arkadaşlar 1 bölü 100 1 bölü 10 olarak çıkar. Yani bu 6 bölü 10 0.6. Görüldüğü gibi arkadaşlar. Güzel bir soru. Güzel düşünülmüş. Bence arkadaşlar evet. Gayet güzel, mantıklı. Hem arkadaşlar denge, dinamik falan. Bir arada evet bunu işaretliyorum. Burada en hoşuma giden sorulardan biri bu oldu. Bir de arkadaşlar şu elektrik sorusu güzeldi. Efendime söyleyeyim işte hareketle momentumu birleştiren bir soru. Bence bu da gayet iyi olmuş. 8. sorumuza geldik. Bir yudum sıcak bir şey içelim. Şimdi güzel kardeşlerim, ne diyor? Q1 noktasal yükünün O noktasındaki elektrik alanının büyüklüğü E1. Q2 yükünün E2. Q2 yükün ve bunlar arasındaki ilişki nedir? Diyor. Çok güzel diyor. Arkadaşlar Q1'in oluşturduğu elektrik alanın doğrultusu bu. Bakın doğrultusu bu. Yönü demiyorum, doğrultusu. Şimdi eksenlere paralel gelerek bunlar arkadaşlar alıyoruz bakın. Şimdi şu eksene paralel gel. Kestin mi? Ha, demek ki E2 bu. Şimdi buradan arkadaşlar şu eksene paralel gel. Diğer ekseni kestin. Demek ki bu. E1. Görüldüğü gibi arkadaşlar E büyük. E1 o da büyük. E2. E büyük, E1
O da büyük. E2. Ve dolayısıyla cevabımız sevgili arkadaşlar, Balıkesir, Bandırma, sakın beni kandırma diyoruz. Ve geldik 9. sorumuza sevgili arkadaşlar. 9, evet, düzenledik. Şekildeki asansör A ivmesiyle yukarı doğru yavaşlarken asansör içindeki eğik düzlemde bulunan 5 kilogram kütleli cisim hareketsiz duruyor. Buna göre A ivmesi nedir diye sorulmuş sevgili kardeşlerim. Şimdi arkadaşlar, burada hareketsiz durabilmesi için aşağı doğru, bakın aşağı doğru MG var, yukarı doğru da MA var. Bunların birbirini sıfırlaması lazım. Yani bir nevi arkadaşlar yer çekimsiz ortam. İşte bunun için bunları birbirine işlediğimizde A eşittir G. Kısaca arkadaşlar, yani cevabımız Edirne. Bu kadar basit bir soru. Arkadaşlar, yani basit dediysem o kadar da değil. Çok aslında güzel bir soru. Yani bu yer çekimsiz ortam oluşabilmesi için arkadaşlar, bu asansör G ivmesiyle hareket ettiğinde, aşağı doğru indiğinde içindeki her şey arkadaşlar asansöre göre hareketsiz kalmaktadır. Her şeyi arkadaşlar etki eden net kuvvet sıfır. Bir nevi arkadaşlar boşluk hissi verir diyoruz sevgili dostlar. Ve geliyoruz ve geldik 10. soruya. Güzel kardeşler. Ne demiş vatandaş? Eğik düzlemdeki küresi ve L küpü. K küresi olacak herhalde. Evet, ben de yorumu ne diyor yani. Evet, eğik düzlemdeki K küresi ve L küpü aynı yüksekten aynı anda serbest bırakılmaktadır. Sürtünmeden dolayı kayıp olan enerji önemsiz. Tabi arkadaşlar bu dönerek ilerliyor. Bu ise direkt kayıyor. Buna göre cisimlerin eğik düzlemin alt ucuna ulaşma hızları ve süreleri arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar bunu özellikle belirtiyoruz. Bakın bu hem dönüyor hem ilerliyor. Demek ki bunun potansiyel enerjisi hem dönme kinetik enerjisi hem öteleme kinetik enerjisi. Bu ise sadece öteleme hareketi yapıyor. Yani potansiyel enerji direkt öteleme hareketi. Yani direkt 1 bölü 2 m v kare. Bu ise 1 bölü 2 I W kare artı 1 bölü 2 mv kare. Ya arkadaşlar, bu ikisinin toplamı buna eşit olduğuna göre demek ki L hızı K hızından büyük olacak. Çünkü bu enerjinin bir kısmını dönmeye harcıyor. O halde arkadaşlar eledim. L hızı büyük olacak. Zaten arkadaşlar L hızının büyük olduğu tek bir şık var ya. O nedir ne? E zaten hız büyük olduğu için ortalama hız büyük. Sürede ne olmalı? Küçük olmalı diyoruz. Cevabımız Edirne. Evet. Ne demiş? Bir roketin üzerine etkiyen. Evet. Bir roketin üzerine etkiyen yer çekimi kuvvetinin roketin yer üzerindeki ağırlığının 1 bölü 16 katı olması için roket yeryüzünden kaç R uzaklıkta olmalıdır? Arkadaşlar, yer çekimi kuvveti G eşittir. Daha doğrusu F diyelim, bu kuvveti F. G evrensel çekim sabiti, dünyanın kütlesi, roketin kütlesi bölü D kare. Şimdi arkadaşlar, şurası R'ymiş. Şurada etki eden kuvvet F. Şurada etki eden kuvvet F bölü 16. Bakın. Bu karesi arkadaşlar 16 neyin karesi? 4'ün karesi. Demek ki arkadaşlar şurası D uzaklığı 4 R olmalıdır. O zaman yeryüzünden uzaklığı 3 R olmalı diyoruz sevgili arkadaşlar. Cevabımız Denizli. Demek ki kuvvet 16'da birine indiğine göre merkezden olan uzaklık 4 kat. İşte 4'ün karesi 16 bölü 16 olduğu zaman F bölü 16. Evet, cevabımızı söyledik. Ceyhan. Şimdi kardeşlerim, bu nedir? Evet. Bu nedir bu? Evet, ben de bu denemeyi arıyordum arkadaşlar. Çünkü biri bu soruyu evet getirmişti. Evet, O noktasından birleştirilmiş farklı kalınlıktaki
KBL yaylarından K yayında hızı V olan bir atma oluşturulmuştur. Buna göre iletilen ve yansıyan atmaların hız zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar mutlaka iletilen atma sağa doğru gidecek. Yansıyan atma ne olursa olsun sola doğru gidecek. Abo bizim ufaklık ağlamaya başladı. Ters dönsün veya dönmesin arkadaşlar. Aynı kafada veya ters kafada. Neticede tersine dönecek. Biri sağa biri sola gidecek değil mi sevgili arkadaşlar? Evet. Farklı kalınlıkta dediği için hızlar mutlaka farklı olmalı. Tamam biri sağa biri sola ama farklı olacak. İkisi sağa olamaz. İkisi sola olamaz arkadaşlar. Evet. Şimdi vatandaş ne demiş? Şimdi arkadaşlar bakın. Şu gelen atmanın hızı ve mutlaka arkadaşlar iletilen şu iletilen atmanın hızı bakın bu yönde. Dönen atmanın hızı arkadaşlar eksi V olmalı. Evet. Çünkü arkadaşlar aynı yayda değil mi? Aynı yay. Yani bu V ise bu ne oldu? Eksi V oldu bir kere. Çünkü gelen ve yansıyan atma aynı yayda olduğu için hız aynı olacak. Arkadaşlar. Bunu da aldım. İletilen atmanın hızı V'den daha büyük de olabilir, küçük de olabilir. Küçük olan tek bir şık arkadaşlar. Bu da Edirne. İşte arkadaşlar buradaki gerçekten güzel sorulardan biri diyebiliriz. Evet. Güzel sorulardan birini çözmüş olduk. Evet sevgili dostlar. Sürtünmenin önemsiz olduğu ortamda L boyundaki ipin ucuna bağlı K bağlı cisim K noktasında serbest bırakılmaktadır. Cismin L noktasındaki hızı V ile M noktasındaki hızı Vm olduğuna göre VL bölü Vm nedir? Sevgili arkadaşlar buradaki genel ilkemiz ne? Kaybedilen potansiyel enerji Mg eşittir 1 bölü 2 M V kare. Buradan V eşittir kök içerisinde 2 GH mı? Zaten 2G sabit. Demek ki arkadaşlar V orantılıdır kök H. Bunu unutmayın. Şimdi arkadaşlar 37,53 varsa bunu hemen 3,4,5 üçgen düşünün. Şunun boyu 5 olsun. Evet 37'nin karşısı 3 olur. Şurası arkadaşlar toplarsanız zaten 37. Efendim mesela 53 olur. Burası da ne olur? 4 olur. O halde V ile kök 3. V ile kök 4. O da kök 3 bölü 2. İşte bakın hız kök H ile orantılı. O da arkadaşlar kök 3 bölü 2. Cevabımız Adıyaman diyoruz. Ve geldik arkadaşlar son sorumuza. Bir dalga leğeninde oluşturulan atma birbirleri arasında 90 derecelik açı bulunan iki engele şekildeki gibi gönderilmektedir. Buna göre O noktası ikinci engele çarptığı anda atmanın görünümü nasıl olur? Burada arkadaşlar ne yapacaksınız? Efendime söyleyeyim. Yansıma kurallarını uygulayacaksınız. Evet geldi arkadaşlar bakın. Şu açı 30 ise bu açı da 30. Dolayısıyla arkadaşlar şurası ne oldu? 60. Bu arkadaşlar yansıma kanunlarına göre şu taraf ne yapmış olmalı? Şu kısım yansımış olmalı. İşte şu. Henüz arkadaşlar geliyor. Demek ki K noktası geliyor. L noktası geldi. Geldi ve yansıdı. İşte arkadaşlar baktığımızda şu kısmı alıyoruz. Evet. Şu kısmı alıyoruz. Şöyle aldık sevgili arkadaşlar. Ve bunu bu şekilde döndürmüş olacaksınız. L cismi arkadaşlar buradan şu L noktası ne yapmış olmalı? Tekrar yansımış olmalı diyoruz. Sevgili arkadaşlar. Yansımış olmalı diyoruz. İşte bunu yansıtacağız. Evet sevgili arkadaşlar. Bakın şuradan isterseniz normali de çizebilirsiniz. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şu açı arkadaşlar ne olacaktır? 30 olacaktır. Bu da aynı şekilde yansıdı. Ve 30 oldu. İşte K noktası burası. Zaten arkadaşlar orayı K alırsanız şu efendime söyleyeyim şu iki nokta gidecek. L noktası yansımış olmalı. Şu şekilde gitmiş olmalı. 30 derece. O halde arkadaşlar cevabımız ne diyoruz? 14 denizli. Burada arkadaşlar yansıma kanunlarına göre. Şimdi arkadaşlar şunu unutmayın. Bir dalga
Geldi arkadaşlar şu şekilde, şu şekilde bakın geldi. Eğer orta noktası gelmişse daha henüz bu kısım arkadaşlar yansımamıştır. Şu kısım ise bakın şuraya alın böyle arkadaşlar. Simetriğini alın ve bunu şu şekilde yansıtın. Ha, demek ki arkadaşlar yansıyan kısım bu. Şu açı alfa, bu açı alfa, bu açı alfa olmaktadır diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde de bir yöntem sunalım. Sevgili arkadaşlar, denememiz burada bitti. Gerçek Hoca Metin Hoca ile gerçek bir fizik dersinde tekrar buluşmak üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Modern Fizikolojik'te kalın.